Mesela ben siz Göygöl Milli Parkı'na hoş gelmişsiniz. İnşallah biz birlikte bugün yani Göygöl'ü, Maral Gölü, Göygöl'ün bilinmeyen taraflarını sizinle birlikte keşfedeceğiz. Birkaç sözünüzü eşitmek isterdik buradan. Çok teşekkür ederim. Önce bizi buraya kabul ettiğiniz, gezdirmek için bugününüzü ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. İlk defa göreceğim. Bunu sosyal medyadan ve diğer mecralarda görmüştüm, biliyordum. Ama yakinen sizin rehberliğinizde inşallah bugünü dolu dolu geçireceğiz. Öyle umut ediyorum. Metin Hocam, hususuyla vurgulamak isterim ki yıllık kapasitesi 500 binden çok turist sayısı kabul eden bir milli park olarak faaliyettedir. Ve milli parkta onlarca ekoturizm marşrutları ve diğer turizm tesisatları var. Çok güzel. Sizinle birlikte onlardan birkaçını izleyeceğiz. İnşallah, inşallah. Ben de heyecanla bekliyorum. Bugünün güzel geçeceğini umut ediyorum. Beğeneceğimizi inşallah. Tam eminlikle diyebilirim. Öyleyse gidelim. Peki, sağ ol. Ekoturizm rotaları, marşrutları çizimlenmiş bir haritadır. Bu yaşımıza ne öneriyorsun? Her boyunuz bir yaş sayılır ama mütexəssislər deyir ki, 1-2-3 yaşdan sonra, 1-3 il bir çıxıntı bırakır. Evet. Yani bununla tam müəyyən etmək olmur. Bu haradasa 9 yaşlı maralın boyunuzu nəzərdir. 10 yılın məhsulu. Çünkü bir yılda, bu yıl getdim, bu çıxmışdır, bu yıl bu çıxmışdır. Yani bu eyni vakitdə çıxmıyor. Eyni yılda da çıkmıyor. Ola bilər ki, təbiət şərtləri fərqlidir. Göygöl, Maral, Göl, Qaragöl, Güzgü. Birbirinden əlaqəsi. Yeraltı əlaqələri var. Mütləq ki yeraltı əlaqələri var. Bizdeki de öyle. Yeraltı əlaqələri var. Açık olabilir. Bir mekan, yani bir mekanın üzerinde. Bağlantısı olan iki tane göl var. Bura gideceğiz, Maral Gölü'ne. Fuat Bey, bu konaklama imkanı yok. Değil mi? Şimdi otelleri göstereceğiz size. Ha, var mı? Evet. Var, var. Ha. Nasıldı? Çok güzel. Nece buldunuz bizim Göygöl'ümüzü? Vallahi çok güzel. Çok doğa harikası bir yer. İyi ki geldik. Bakırsınız bu sizler güzelliğe. Yani yayda da tekrar gelmek nasip olur inşallah. İnşallah zaman, nasip olur. O zaman da çok daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Bu gölde kırmızı benekli, kırmızı hallı balık, evet, kızıl hallı balık yaşamaktadır. Ve onun sayısı burada çoktur. Xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakanlığı yardımcılığı ilə bu gölə qızıl balıq körpələrinin də dəfələrlə buraxılışı kömək üçün, daha da çox olması üçün buraxılışı gerçəkləşdirilmişdir. Və harika bir iş. Bu proqramlara digər göllərdə də davam edəcək. Təbii ki, İnşallah. Bizim bu ərazilərdə bu növlərin 1000 yıllık tarixləri var. Kırmızı kitaba girmiş bir türdür, biliyorsunuz, evet, kırmızı benekli. Kırmızı benekli demek kızıl xallı balık kırmızı kitaba girip aynı zamanda bildiğim kadarıyla Türkiye'de de bu kırmızı listededir. Benim memleketim olan yerde de bir tarihte vardı, ben çocukluğumdan bilirim ama neredeyse nesli tükendi gibi. Ancak çok sevindirici hal da odur ki bu gölde onun neslinin tükenmesi söz konusu olabilmez. İnşallah, inşallah. Sizlerin çalışmalarıyla inşallah güzel şeyler olur. Bu yalnız, onu da qeyd edeyim ki, xüsusi qorumanın nəticəsidir. Şimdi qorumada biz zəiflik göstərsək, boşluqlar yarana bilərsə, o zaman o problemləri biz də yaşaya bilərik. İnşallah başarılı olacağız, təmənnim o. Və onun ətrafında olan bu təbii gözəllik, 1139-cu ildə dəhşətli zəlzələ sonucu böyle bir gözəlliklər yaranmışdı. Bu ərazidə bayaq sizə dedim 19'a kadar irili ufaklı demək göllər mövcuddur. Ən böyüyü Göygöldür. Göygölün dərinliyi 96 metrdir. Ən dərin yerində. Deməli Göygölün kənarında o sıx meşəliklərdə Vaşaq, Maral, Cüyür, Qonurayı, Göygölün özündə bayaq da qeyd elədik. Qızıl xallı balıq yaşayır. Su qeyd etmək istəyirəm. 423-dən çox bitki növü var milli parkda.
Bunun işte bir envanteri yapıldı mı? Canlılar olsun, meşe arazisi olsun, hayvanlar olsun. Bizim demek monitörlükler, müşahedeler yaparlar ve olan hakkında çok malumatlarımız var. Fuat Bey, İberiler gördüm. Onlar tabii mi yoksa suni olarak dikim? Onlar tabiydi. Azerbaycan'da onların tarihi 2000, 3000 olabilir. Endemik növdü. Qarmaqvari şan təxminən milli park ərazisində 300-400 hektar arasındadır və xüsusilə qeyd edirəm ki, onların hər biri nəhəng daşların üzərində bitib. Gördüyünüz ərazi Kəpəz dağından bizdə. Oraları görmə şansınız var mı? Evet, görmək istərdim. Birazdan sizinlə orada geçərik. Orada Göygölün mənsəbidir. Yəni Göygöl suyunun artıq formalaşan Göygöl suyunun kənara çıxdığı yerdir. Göygöl suyu həm də bizim dünən olduğumuz Gəncə şəhərinin əhalisini içməli su ilə təmin edir. Yəni burada suyun demək tərkibində oksigenin miqdarı 10.2 və daha üst səviyyədədir. Oksigen miqdarı. Ona görə də qızılxarlı balıq burada rahat şəkildə yaşaya bilir və onun yem bazası çox çoxdur. Gördüyünüz o şu an yüksəltinə qədər rəqəm 1550-56 metr arasındadır. Gölün səviyyəsində zaman zaman düşmələr olur, ancaq yaz demək yağışlarından sonra, qarların tam əriməsindən sonra Göygöl qayıdır, həmişə öz olduğu ən üst səviyyə çatır. Görürsünüz o hissələri, daşların ağ görünür. Evet, evet. Deməli, 1 metrə qədər gölün aşağıya düşdüyü müşahidə edilir bu. Ancaq qayıdıb bərpa olur. Oradan manzara daha mı iyi görünüyor? Evet. Türkiye'deki uzun gölün etrafındaki yerleşkenin kaptığını düşünerek bakıyorum. Biz bayakları oradaydık, oradan geldik. Metin Bey, biz Maral Gölü'nün demek dayanacak noktasına taraf yollanmışız. İndi təxminən 1 kilometreden sonra Maral Gölün maşın dayanacağında olacağı 300 basamak koyarak biz Maral Gölü görəcəyik. Bak bu əraziler Maral Gölün yaxın əraziləridir. Biraz çetin oldu, zor oldu ama değdi. Bu bakarsınız da bu güzelliğe. Evet. Necadir. Evet, çok güzel. Yani Rabbim buraları yaradan da hiçbir güzellikten esirgemiyor. Gördüğün Kəpəz dağının etekleri gibi. Eteklerin değil. Yani bu dağ silsesi ona bitişik vəziyyətdə değil. Orada ovalıqlar var. Mətin Hoca, siz de uzun illerde Türkiye'de ormanlarda çalışırsınız. Və Türkiyəmizin o gözəl yerlərini görmüşsünüz. İndi də burada Göygöl Milli Parkındasınız, Azərbaycandasınız və ortaq çalışmalar üçün buradasınız. Bir neçə cümlə ilə bu gözəl əraziləri bizə anlada bilərsiniz. Dediyim doğru, Türkiyədə də böyle güzəl yerlerimiz var. Ama burayı da insanların gelip görmesinde fayda var. Ben çok büyük bir zevk aldım. Bugünü dolu dolu yaşadım. Başta size ve bu imkanı sağlayan teşkilatınızı çok teşekkür ediyorum. İnsanların da buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.